bakın burada benim İlayda ile birlikte karar verdiğim bölüm var. Bu da benim kestiğim. Yani toplasanız 3 parmak yok bakın. O yüzden bu tepkinliği de anlamış değilim. O. Keşke evet, daha güzel yavaş bir yavaş tepkili bunu benim saçaklı yerime videomu izlediği yeni ve tüm Türkiye bize alkışlasaydı. P-Queen okey. Hazır mıyız? Nerede o video abi? Ya girişe bakar mısın zaten kanalın girişine? Evet, bu YouTube content olur gerçekten. Bu bir YouTube videosuna dönüşüyor şu an. Ka gibi yani. Hakikaten çok ucuz. Kullandıktan sonra gözüm şişti ve kızardı. Daha önce başka hiçbir video. Ürünü kullandığımda böyle olmamıştı. Evet, kamerayı aşağı almam lazım. Parafin, silika bilmem ne. Eyvah eyvah. Bugün cildimi bozuyorum ya ben galiba. Gerçekten tebrik ediyorum. Kesinlikle çakma bir ürün ama güzel çakılmış bir ürün. Simsiyah bir. Aman tanrım. Bakalım renk değiştiriyor mu hakikaten? Şuram pütür pütür oldu ya bu arada. Video bittiği anda suratımı gidip pirille falan yıkayacağım. Bu arada kötü ürünler kullandığı için yüzünü pirille yıkayacağım. Vay. Bu yüz niye böyle oldu? Selamlar. Bugün Trendyol'da gereksiz derecede ucuz ve aynı zamanda bir sürü videomu gereksiz derecede iyi değerlendirmeler almış makyaj malzemelerinden bir inceleme videosu çekeceğim ve makyaj yapacağım. Gecenin çok iyi fikir bu arada. Neydi? Böyle yatıyorum zaten hani skara. Bir şey söyleyeyim mi? Kalemi, en bomba videosu bak bu arada bir dakika. Zaten en çok izlenmiş olan videosunun da olması lazım. Eğer tanıyan evet. Varsa da çoğu kişi o videoyla tanımıştır diye düşünüyorum. Muhteşem. Zaten ne durumda kontrol. Muhteşem bir video. Bunu izlemeyen kalmasın. İzlemeception. Evet. Yani bakalım bu gece biz kel kalacağız gibi gözüküyor. Ah Zeynep'im. Bu kanal nereye gidiyor hiç fikrim yok ama bugünün içeriği evde saç açma. Eğer dediği rengi yaparsa alkışlarım. Diplerim inanılmaz derecede çıktı. Bu diplerden nasıl kurtulur? Gerçekten epik bir video ya. Hiçbir zaman saçımı yani boyamadım. Hiç bilmiyorum o yüzden. Açtır değil mi? Sadece bir kere bu şey vardı ya. L'Oreal'in mi o? Tek kullanımlık. Böyle bildiğin ya da 2-3 gün duruyor saçınızda. Pelin saçlarını gri yapayım. Buradan da bunu belirtmek istiyorum. İzin ver yapayım. Sadece onu kullandım bugüne kadar. Onun dışında hiç yani sıfır. Hele ki evde yüksek ihtimal hiçbir zaman yapmam. Ha Colorista. Evet Colorista ile boyamıştım saçımı. Çünkü çok sıkılıyorum. O da zaten boya gibi durmamıştı bende. Bugüne kadar tam 2 kez saçlarımı yaktım. Gri sevdasından dolayı yaktım. 2014'te ben ilk defa saçlarımı gri yaptım. Ondan sonra saçlar elimde kaldı. Ben yapmamıştım, kuaföre yaptırmıştım ama kuaföre gidene kadar yaklaşık 9 tane saç rengi değiştirmiştim. 3 kere saçın yanar mı? Kırmızı, kızıl, bakır. Çok özeniyorum ya. Yeşile yakın bir renk falan. Ve ondan sonra saç zaten artık çok böyle dokunsanız... Saçını istediği gibi boyayan insanlara ben aşırı özeniyorum. Hiç özenmem. Yapacak hiç özenecek bir şey değil, bağımlılık. Son kez bir oryal yaptırdım. Bir dönem kızıl yapmayı çok istemiştim ama... Saçlarımı şu kadarcık falan kestirmek canım zorunda kalmıştım. Yıllar sonra tekrar evde... İfli olmaz bir gerizekalıyım, dövmesi umarım yapılır. Umarım açabilirim. Öncelikle hedefimiz görmüş olduğumuz bu dipler. 1 kilo oksidanım var ama... Deli gibi 10 bölüm. Mi? Şimdi şöyle... Küçük bir bilgi verelim. Bendeki 10 volüm %3. Bu 6, 9, 12'ye gidiyor. İşte bu da 10, 20, 30, 40 oluşturuyor. 10 en düşük, 40 en yüksek açıcıyı aktive eden madde diyebiliriz. Ve bende de 10 varmış. Az önce de fark ettim. Diplerimi açma ihtimali 0. Mehmet abi sağ olsun dünya tatlısı bir insan olduğu için bana 30 volüm oksidan verdi. Şöyle abi o gün... Yani boş kutunun içine... Ya ben biraz bu video ile ilgili de tabii bir background story saati de yapmak istiyorum. Hiç daha önce anlatmadım. Gerçekten daha yeni YouTube kanalı açmışım. 6. videom falandı bu saç yakma videom. Ve böyle hiç YouTube kanalından da ümidim falan yok bu arada. Ben bu videonun izlenmelerini gördüğümde şoka girmiştim. Hala hayret ediyorum. Hiç anlamadım çünkü niye bu kadar izlendiğini. Sonra ama idrak ettim. Bu videoyu çekeceğim gün ya dedim ki lan ben ne çekeceğim bu YouTube kanalıma? Ondan sonra dedim saçımın dipleri çıktı. Ben dedim bunları evde açayım şimdi gidip kuaföre bir ton para vermeyeyim. Sonra dedim ki hadi lan ben 5 saat şimdi de saçımı açacağım sıkılacağım. Dedim ben bunun videosunu çekeyim. Tamamen olay böyle şey yaptı yani. Videonun altına işte
video için saç mı yakılır falan yazmışlar. Hiç alakası yok. Saçımı ben yakmak istemiyordum yani. Manyak mıyım ben? Tabii ki saçımı açmak istiyordum. Gerçekten boyamak istiyordum ve o gün kendim yapayım, video çekeyim istedim. Abi baktım evde oksidanım, her şeyim var, hazırım sanıyorum. %10 oksidan var. %10 oksidan da asla saçı hakikaten açmaz yani. O koyu renk saçı gri boya tutacak kadar açması mümkün değil. Gittim abi, koştur koştur, kuaför kapanıyordu. Bizim de o zaman yaşadığımız evin sokağındaydı benim kuaförüm. Mehmet abi dedim, bana hemen 30 volüm oksidan ver dedim. Adam böyle bir tane şişe doldurdu getirdi. Ondan sonra ben videoyu çekmeye başladım. Devam ediyoruz. Böyle bir hazırlık aşaması vardı bu videonun. Doldurdu. Herhalde şurasına kadar bir oksidanım var şu an. Bu bana yetecek. Çok yavaş konuşuyorum ya. Yetmezse zaten sıçtık. Buraya bir ışık kurdum. Arkama bir tane ayna kurdum. Çünkü bu ayna gerçekten çok gerekli. 1.25 mutlaka yapıyorum. Arkalarınızı yaparken karşılıklı iki aynanın durması gerekiyor ki saçınızın arkasını görebilirsiniz. Evde kendi kendinize bu işi yapıyorsanız en büyük derdiniz arkadaki ikizlerinizi görememek olacak. Çıkmış. O yüzden ya muhakkak böyle ben de şöyle oluyor mesela. Bir aynanın karşısına bir ayna daha koymanız elime şart. Alıp sürsem sıvı yapar. Başlayalım çünkü zaten ben biraz neler kullanacağımdan bahsedeyim. Kendisi çok güzel ki zaten, aşırı güzel yani. Bella'nın Blondor. Homojen dağılmaz ve bazı yerler açılır, bazı yerler açılmaz. Nasıl anlıyor ki onu saç? Bir yere fazla sür, bir yere az sürdüğümü. Bayağı aslında bilgilendirici bir video bu. Halk anlamadı. Saçımı yaktım açıda bilgiler çöp oldu bence. Benim saçım da koyu değil mi? Daha soğutarak açtığı için. Açık kahve ama benim saçım. Bazı sarılıklarım, aralıkları var. Ben büyük bir ölücü olduğum için akakçaya girmeden asla bir ürünü satın almam internetten. Bunu da saçhaneden aldım. Genellikle bu tarz ürünleri ya N11'de çok ucuza buluyorsunuz ya da saçhanede çok ucuza buluyorsunuz. Fıstık koyu tabii. Şimdi bunun ölçüsü birebir, yani bundan 50 gram koyarsanız bundan 50 ml koyuyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Şimdi ne yapacağımı anlatayım birazcık. Saç diplerimi bu iki ürünle açacağım. Ondan sonra da DaVinci'nin şöyle bir ürününü aldım. İnanın hiçbir fikrim yok nasıl çalıştığıyla. Soğuk tonlara getiren bir toner. Genellikle evde saç açma işlemi. Toner şey değil mi lan? Saçın. Oğlum toner fotokopicide olmaz mı? Toner bitmiş abi falan hatta. O yüzden yazıcı toneri, evet. Çünkü sonuçta denenmiş ve yapılmış bir şey var. Çok da şirk koşmanın lüzumu yok. Saçlarım kıvırcık olduğu için tabii işim ekstra zor. Düz saçlılar. Hemen çatırdım saçlarımı ediyor ama benim gerçek anlamda... Benim saçım da hiç ayrılmaz bu arada. Gerçek. Şöyle yaptım ki hemen şuradan başlayabileyim. Saçımı çok iyi ayırdım diyebilmek isterdim ama o kadar eşit ayırmamışım ki şu an arkadan baktığımda görüyorum. Sorun olmaz herhalde. Açıcımızın şöyle bir ölçü kapına birazcık koyacağım. Ondan sonra aynı oranda... oksidan koyacağım. Mililitre ile gram farklı olduğu için yanlış seçmeye başladım şu görüntüyü gördükten sonra. Yani bunlar o kadar kimyasal ki kristal metle aynı oranda kimyasal olabilirler. Şuraya kadar doldurduk. Bir o kadar da oksidan ekleyip durumuna bakalım. Şunu da söylemeden geçmeyeyim. Niye arkadan başlıyorum? Önler çok hızlı açılıyor çünkü. Arkalar açılmıyor. O yüzden önce arkalar açılıyor. Benim kuaförüm DIY Edition'la başlıyorum. 2-2-1 başla. Dünyanın en güzel videosu bu arada o video. Dünyanın en iyi videosu. Gerçekten dünyanın en iyi videosu. Bu arada söylememe gerek var mı bilmiyorum ama yani en iğrenç tişörtlerinizden birini giyin çünkü ortalık batacak. Açıcıyı sürmemin üstünden yaklaşık 15 dakika falan geçti. Trump sarısı hayatım bak. Bilmiyorum. Ekrandan kendime bir baktım da yani anlattığım herhangi bir şeyi ciddiye alabiliyor olmanızı bilmiyorum. Cümleyi bile kuramadım yani. Bir yarım saat daha sabredeceğim. Ondan sonra ışıkta gidip bir bakarız ne durumdayım diye. Daha bu saç yumurta sarısı kıvamında. Ya lütfen bir saat. Bundan sonra bak. Bundan sonra benim kuaförüm saçları pişmani gibi yanan kadını bir daha izleyelim mi beraber? Lütfen lütfen. Bunu o kadar tutmamak lazım. Web sitesine 50 dakika. Bilmeyen herkes duysun bir daha. Saç burada yanıyor. Saçım gitmeye başlamış. Evet. Ya mutlu olmazsın kendim... ya. Yani saçım gitmeye başlamış diye mutlu olamazsın Zeynep. Yani çöpe atıp koparmaya devam ediyorum ama o saç gerçekten, o kopan saç öyle bir hissiyat ki nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Çektikçe çekesiniz geliyor abi ve yani kurutmadan onun kopması bitmiyor. Video olalı 3 sene falan oldu ya. Temmuz'da 3 sene olacak galiba. Bunun bir yıl dönümünde helva falan mı kavursak? Ya da saç mı kavursak? Saç kavurma mı yapsak? Canlı yayında saç kavurma 3. yıla özel. 3. yılda saç kavurma. Bu videonun tarihi ne? Biri bana yazsın Discord'dan. Aynen, Twitch yayında yapabiliriz. Ben bu setup'ı acaba mutfağa kurabilir miyim? Sadece onu düşünüyorum şu an. Bundan sonra yapacağım her şeyi Twitch'te yapmayı planlıyorum bu arada. Yani tırnağıma süreceğim kalıcı ojeye kadar. 14 Eylül mü? 14 Eylül'de mi yayınlamışım? Ben Temmuz gibi hatırlıyorum. Oha, daha varmış. Bakalım 14 Eylül 2022'de bu kanal, bu Twitch kanalı, Twitch kanalı mı deniyor? Onu bile bilmiyor. Ne durumda olacak acaba?
bu sözler tutulsun. Devam ediyorum videoya. Yerler atarak ağlardım mesela şu an. Yıkamak da istemiyorum açıkçası. Yanacak abi, yandı. Bunu da nasıl kullanıldığını tam çözemedim. Yani bakalım, bu gece biz kar kalacağız gibi gözüküyor. Bu açıcıların durmasını sağlayan tek şey su. O yüzden böyle çok fazla kokmaya başlarsa saçlarınız, hemen su sürerek en azından. Yani saçımın ve şekilsizliğini görüyor musunuz? Yani saçım normalde böyle. Şu an hiçbir şey yapmadım ben bu saça ve oradaki saça bakın abi. Ya artık saçın kendine ayırıyor, kalmamış ya. Çok kötü. Açılma sürecini durdurabilirseniz. Çünkü ben önlerde birazcık dipleri açıp uçlara geldiğim için önlerim biraz koptu. Kuaförde ben olup... Zaten bu saçın niye yandığını açıklıyorum. Şimdi şöyle. Saçın dibindeki iki parmak siyahlık vardı ya ve geri kalanı zaten işlem görmüş ve harap olmuş saçtı ya. Çiçeği böyle hayvan gibi sürerken iki parmağı geçtim. Ve o saçın geri kalan açık renkli kısmını biraz zedelemeye başladım. O kısımdan zaten saç kopmaya başladı. Devam ediyorum videoya. Kompleks açtırıyordum saçlarımı. O yüzden bu kadar kopma olmuyordu. Şu an birazcık endişe verici derecede saçlarım kopmaya başladı. Birazcık. Ben saçımı iki kere erkek tıraşı yaptırmak zorunda kaldığım için bu kadarcık saç dökülmesi şu an bana gerçekten koymuyor. Çığlık atıyor da ağlıyor olmam gerekiyor. Ben evet, ben çığlık atarım da ağlarım. Zeynep, saçların kopuyor. Manyak mısın? Git saçını yıka diye olabilirsiniz ama... Yandı mı saçlara? Evet. Bir kısmı yandı. Tahmin evet, ediyorum bir kısmı yandı. İstediğim kadar beyaz değiller ve artık yıkamak zorundayım. Yoksa şu gördüğünüz saçlara veda edeceğiz yani. Bunlar doğal mı bu kadar olmasa? Ki zaten bir kısmına gördüğünüz gibi veda ettik. Bu kadar rahat oluşumun bir diğer sebebi de kıvırcık saçlı olmam. Düz saçlı olsaydı... Ay hiç yakan var mı saçını chatte? Pelin, ben yaktım ve böyle kopa kopa elime geldi diyen var mı? Şu an böyle hayal ediyorum, çok kötü oluyorum ha. Evet, benim kuaförüm tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi hazırsanız size korkunç sonucu göstermek isterim. Bebek sarısıyla. Aynı de saç ele geliyor mu? Fazla tribe girmeyeceğim. Benzin toneriyle bir kat daha geçeceğim. Sonucu göreceğiz. Tonerden ümitliyim. Çünkü bir iki ton daha açıyormuş ve bu soğuk alt tonlu bir toner. Eğer bu kurtarırsa beni harika olacak. Eğer kurtarmazsa yarın sabahın köründe muhtemelen kuaföre gideceğim. Ve yani çok utanç verici. Etma! Saçımı taradım, bir de böyle görmenizi istedim. Gördüğünüz gibi dikler fecaat. Ama uçlar tam işe yarıyor. Şunun rengi çok güzel bu arada, evet. O kadar güzel ki. Yani şunu söylemeliyim ki Olaplex gerçekten işe yarıyormuş. Çünkü kuaförde 2 saate yakın beklettiğimiz oluyordu. Ve bu saçlar böyle kopmuyordu. Uçlara bak. Şu an tonerim kellik seviyesine gelmiş durumda. İnsanın da kopardıkça koparası geliyor. İşin kötü tarafı. Ama sürekli böyle çekip tekrar koparması müthiş bayağı. Bu da izleyip nudul saçlı kızlara döndüm. Yani bu kalitesi herhalde onun üzerinden bir falan şu an. O kadar kötü ki gerçekten bir daha saçımı bu kadar açtırmaya çalışıyorum. Hayatta aldığım kararlar değil mi ya bu? Gerçekten bir daha saçımı asla bu kadar açtırmayacağım. Saçım şu nokta İzmit Pihaniye. Şey vardır ya, saçaklı. O yani. Saçımın önlerine veda etmek durumunda kaldık. Olsun be. Bir işe girişip devam edelim bari. Şimdi bu banyo bu arada. Benzin tonerini kullanacağım. Bir ölçek toner, iki ölçek açıcı, iki ölçek oksidan. Aşağı yukarı 80 oksidanın kalmış 30 derece. Oksidan açıcı değil mi işte? Bunun rengini çok merak ediyorum. Oksidan çok açıcı güzel, evet. Diye tahmin ediyorum. Bakalım öyle mi? Evet, olmuş. Saçımızı yakıyoruz ama biz de bir şeyler biliyoruz yani. 30 volüm, sen beni yaktın! Yaklaşık bir 40 ml'de toner koydum. Gerçek bir Milka moru elde ettiğimi düşünüyorum. Bunu 40 dakikaya kadar beklettin diyorlar. Zeynep çeksin kanal. Kanal çok iyi bu arada. Şu arkanın sarılığına bakar mısın? Bir videosu yani. Ama bir de şu beyazın güzelliğine bakın. Neden Norveçli doğmadım diye bazen düşünüyorum. Onların saçlarını açması 3 dakika falan sürüyor çünkü. Allah'ım, safran bolulusu, karabüklüsü burada gelmiş. Saçını Targaryen mi artık, neyse Game of Thrones'da hiç izlemedim. Onun rengini açmaya çalışıyor. Ya senin neyine? Allah'ım, karabüklüsü. Bu sefer şöyle gitmeye karar verdim. Saçımın arkasını ikiye bölmeyeceğim çünkü böyle daha rahat uygulayacakmışım gibi hissediyorum. O yüzden direkt arkalara girişiyorum. Ah be kizum, hala oksidanlı şey uyguluyorum, inanılmaz bu arada. Şimdi zor, ne diyebilirim ki? Şuraya bakar mısınız? Ama çok normal, benim saçım 3, onu açmaya çalışıyorum. Ha, benim saçım 6. Gerçekten altı bu arada benim saçım. Yani kamerada mesela hep şey çıkıyor. Koyu, daha çıkıyor, koyu çıkıyor bence. Ama benim saç rengim bildiğiniz 6. Bence 4 gibi ama. Mesela şöyle çok daha net gözüküyor aslında rengi. Güzel açılır. Çok güzel açılır Pelin. Ama çok güzel kızın saç rengi, hiç gerek yok mesela ya. Mesela kameradan baktığımda 1'e kadar yolu var bu saçın.
benim şu anki saçım. Ama öyle değil. Altın renginde bildiğin. Darırsak çok güzel olacak. Neden bizlik? Aynen öyle kantor oyun ya. İşte hep birlikte başaracağız ama. Buraya kadar izledim. Ama beraber başaracağız bu dev chat'i. Lütfen dua edin. Başaracağız. Yıllar geçti gene ediyorum. Kim diplere tonerli açıcıyı uyguladım şimdi. Bu işe yarayacak gibi hissediyorum. Çünkü şimdiden soğuma başladı. Eğer yine bir ton eşitsizliği olursa gri boyam var. En kötü ihtimalle komple bir gri yapıp var. Ya çekmiyor mu ya? Ne oluyor? Dondu mu yayın? 180p. Üçüncü bir son işlem. Bu bitireceğim. Bu kadar kaldı. Buna birazcık bakın, daha belki 10 boyun. Bakın Zeynep chat'in izliyorsanız orada yapmayacağım yoktur. Duracağım yoktur. Durmayacağım ve düzelteceğim vardır. Yapacağım mı? Ya, takviye yaparak kısmını uygulayacağım. 20-25 dakika bekleyeyim. Ondan sonra tekrar bir güncelleme yaparım. Şu arkadaki tuvalet kağıdını hayat da bana Zeynep'in saçlarını dokunan gibi davrandı. Kenarda köşede kalmış yarım tuvalet kağıdını da görmeyi biraz gerektiriyor galiba. Aslında gerektirmiyor. Neyse yaklaşık 27-28 dakika oldu dipleri yapalım. Aynen. Şunu söylemeliyim ki kesinlikle çok daha iyi oldu. Uçlara süreceğim. Bir 10 dakikada uçları bekleteceğim. Artık olmadı. Ondan sonra nihai sonucu göreceğiz gibi gözüküyor. Dışarı çıkabileceğim bir hale getirmiş. İşlem mesela kaşına yapsan kaşında dökülür değil mi? Arada bu konuyla ilgili bildiğim şeyleri de paylaşıyorum ki hani bu belaya düşmek isteyen varsa en azından bilinçli bir saçınızın çok kirli olması çok iyi olur. Daha iyi boya ya da açıcı işe yarar, tutar. Zaten saçınızı boyuyorsanız bunu biliyorsunuzdur. Çok da böyle acayip bir bilgi değil. James Charles diye bir YouTuber var, Amerikalı, biliyorsunuzdur belki, yani daha ünlü. Geçen gün video koymuş, kendi kendine saçını açmaya çalışmış. Yemin ederim benden çok daha kötü açıyor, onu söylemem lazım. Hadi. Of, James Charles ne cancellandı, cancel. Landı gerçekten. Of, Dramageddon yapabiliriz bu arada ama herkes izliyor mu bilmiyorum. Ben Amerikalı YouTuber'ların dramalarının büyük köpeğiydim yani bir dönem. Burada biraz tasarrufun peşindeyim de. Yani sen milyonersin, niye evde kendi kendine saç açmaya çalışıyorsun? James Charles tabii yaptı saçını. Yani lüzum var mı ya? Bir de neymiş, bir sonraki hafta VMA ödüllerine katılacakmış da saçları mahvolmuş. Benim en fazla katılacağım şey arkadaşımın düğünü. Yani senin gideceğin yer MTV'nin VMA ödül töreni. Saçmalık yani. Hiç sinirlendi durup dururken anlamadım. Saç yıkamadan aslında yani. Saçları yani. Yıkıyor foşur foşur saçını açmadan önce. Ondan sonra saç dipleri yanıyor. Çünkü gözenekleri açıyorsunuz saçı yıkadığınızda doğal olarak. Ve bu açıcılar da aşırı kimyasal olduğu için saç diplerinizi yakıyor haliyle. Evet, Amerikalı YouTuberlar derken saçı artık tamamen tonerle kapladım. Bir 10 dakikada böyle bekleyeceğim. Ben de boyayacağım. Bekleyeceğim. Ondan sonra artık yani yıkanacağım ve bu işi bırakacağım. Duştan çıktım. Ve bu acı haberi sizlerle paylaşacağım. Ne yazık ki saçı kurtaramadık. Yani gördüğünüz gibi hala sarılar var. Bir de galiba artık uçlarım o kadar beyaz oldu ki diplerdeki sarılar daha sarı duruyor. Artık Tarık Mengüç esprisi yapamıyorum çünkü Tarık Mengüç'ü görmüş bugün arkadaşım. Fotoğrafımı attı. Ne renk yapmış saçını? Aa! Yapmış yani. Vatana ihanet. Tarık Mengüç'ün olsa esprim de artık bitti yani. Geçen Suudi Alkış'ta saçını açtırmış. Aynen böyle olmuş. Ben rahatsız ya. Ben sonra kırmızı yapmış. Bence çok yakıştı ona. Bir de gözleri falan da renkli ya. Bence aşırı hoş gözüküyor. Çok sağ ol. Saçımı boyayamam. Yani boyayamıyorum. Ben boyarım. Bir kere annemi görmeniz yeterli. Saç gri boyayı tutmaz gibi hissediyorum. Bir de gri boyayı tutmayınca daha da kötü oluyor. O yüzden şimdi gri boyaya girmeli mi girmemeli mi emin de olamam. Çünkü işlem geliyor mu ya? Müthiş biri ya. Bence bu saç gri boyayı tutmaz. Çok azıcık daha açılmış olması lazım gri tutması için. Bu işi başarıyla tamamladım diyebilecektim. Eğer şuralarım birazcık bana... O yüzden şimdi bırakacak birazdan. Bir karar verdim. Bu operasyonun üçüncü ve son hamlesini yapacağım. Saçlarımı griye boyayacağım. İçerideki koltukta oturdum. Ulan Osmanlı Viyana'yı kuşatırken bu kadar uğraşmadı be kızım. Kel kalmışım, gördünüz mü kafamı ya? Ben bir karar verdim. Ben bir hata yaptım ve karımı aldattım. Tamer Karadağlı. Devam. 5-10 dakika düşündüm. Ve sonra dedim ki yap gitsin evde kalmasın. Saça bugün bir şey daha sürülmez yap gitsin. 10 dakika durup gelip saçını boyama kararı alıyor. Allah'ım harika ya. Gri boyama. Acayip bir mix yaptım. Yine deneysel gidiyorum. Evde Schwarzkopf Igora'nın Grey Lilac rengiyle Silver rengi vardı. Evde olan boyalara bak anasını satayım. Bu ikisini karıştırdım. Karıştırıp sürelim. Birazcık da Da Vinci toner ekledim. Buna bağımlı oldum. Hakikaten saçın rengini soğutuyor çünkü hoşuna gitti. Ağzıma sıkayım bir de onu. Oksidanla karıştırdım. Böyle bir karışımım oldu. Umarım bundan daha kötü olmaz ya. Artık sinirlerim bozuldu gerçekten sürekli olarak. Abi bu renk bir mor da bu arada da çok yakışır. Ah be, keşke onu tutturabileydik. Sonraki videoda bu olsun. Bu renk mora boyansın saçlar. Kanıcam ve artık gerçekten bu işi bitiriyorum. Çünkü ben de bir yatarken kalkmam gerekiyor. Saatlerimiz 2'ye 6 geçiyor ve erken kalkacağın gün yaptığın işe bak.
Zaten yılda 5 kere erken oluyorsun. Yer yer daha fazla. Bak görüyor musun? Yerler yeşil. Ben buna bir cila geçerim illaki. Birkaç gün sonra bir cila yaparım ben buna. Geç mi? Şu anki hali bile bir öncekinden çok daha iyi. En azından bir renk var. Bence çok güzel oldu. Sanırım Bolca'da vlog videomdan daha uzun olacak bu video. 4 gün Bolca'da gittim. Şurada 6 saat saç boyadım. Buradan daha fazla video çıktı yani. Çok saçma. Ya sen ne yap? Kah üzüldük. Kah endişelendik. Anksiyete krizlerimiz geçirdik, tuttu ama saçlarım en azından gri gibi oldu. Gibi de oldu. Bu duygusal roller coaster'da benimle birlikte olan herkese çok teşekkür ederim. Ben son halini sevdim. Dediğim gibi birkaç güne buna bir cila yaparım. Birkaç ay daha gri giderim ondan sonra. Çok güzel değil mi ama? Aşkım. Bakar mısınız? O gün çok düğün vardı. Bu hali de zaten çok hoş. Yani çok hoş bir kadın ya. Gerçekten çok güzel hoş. Güzel makyaj yapmışım kız o günde. Kız yavaş yavaş güzel roller coaster. Buraya kadar gelen siz sevgili gönül dostlarımdan çok teşekkür ediyorum. Evet, tutuşacak. Ben artık uyuyorum. Görüşürüz. Sinirlerim çok bozuldu. Beynim uyuştu, hissetmiyorum. Beynim uyuştu derken düşüncelerden mi? Muhteşem bir video. Yani benim kuaförüm videosundan bahsediyorum ama benim videom da bayağı iyi. Gerçekten 5 saatlik bir çalışmanın sonucunda en azından biraz olsun griye benzeyen bir saçım oldu yani. Bence güzeldi. Çok teşekkür ederim. Her haline güzelsin diyen insanlar için. Beyaz tenli ve açık renkli gözlü, açık renkli göz mü? Renkli gözlü olduğum için bence bana her renk gidiyor. Bugüne kadar hakikaten denemediğim az renk var ve hepsinde de böyle okey oldu falan oldum yani. Ve o her şeyin bir şekilde olması durumu sürekli yeni bir şey yaptırtmaya itiyor insanı. O biraz kötü. Ama artık yapmıyorum. Gördüğünüz gibi saçlarım sağlıklı, bakımlı ve kıvırcık. Evet, P-Queen'in beni izlemesini izledik. Umarım Twitch yayınlarıma da katılırsınız. Sizleri öpüyorum. Kendinize iyi bakın.